Naz ve Ömer'in kimya macerası. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kasabada iki meraklı ve akıllı çocuk yaşarmış. Naz ve Ömer. İkisi de kimya dünyasına hayranmış. Her şeyi öğrenmeye can atıyorlarmış. Çocukken oynadıkları oyunlarda hep farklı kimyasal karışımlar oluşturmayı, renk değiştiren sıvılar yapmayı hayal ederlermiş. Bir gün Naz ve Ömer karar vermişler. "Bugün büyük bir şey keşfedeceğiz," demişler. Ama bu seferki keşifleri kimya kitaplarında yazılı olan sıradan bir deney değil, çok özel bir deney olacakmış. Mucizevi renkli buzlar yapmaya karar vermişler. Naz her zaman yaratıcı, heyecanlı ve müzik bir çocuktu. Ömer ise mantıklı, sistemlice düşünür ve her şeyin bir sırası olduğuna inanırdı. İkisi de birlikte çalıştıklarında her şey mümkün gibi hissediyorlardı. Çünkü birbirlerini tamamlıyorlardı. O sabah okullarının tatil olmasına fırsat sayıp evinkilerindeki eski kimya setini çıkardılar. Kitaplarından buldukları tariflerle buz yapacakları malzemeleri bir bir dizdiler. Naz mavi özel bir tuz aldı, Ömer ise kırmızı bir sıvı madde bulmuştu. "Bu karışımla buzları renkli hale getireceğiz," dedi. Naz çok heyecanlandı. İlk denemelerini yaparken her şey planladıkları gibi gidiyordu. Fakat bir süre sonra buzlar soğuyarak donmaya başladı. Hiçbir renk değişimi gözlemleyemediler. Buzlar bildikleri beyaz haline dönmüştü. "Bu nasıl olabilir?" diye şaşırdı Naz, karışımın içini incelerken. "Bunun olması gerekmiyor." Ömer derin bir nefes aldı ve sakinleşti. "Endişelenme Naz, kimya denemekten ibarettir. Denemek ve bazen başarılı olamamak, sonra tekrar denemek," dedi. Ama Naz üzülüyordu. Belki de renkli buzlar gerçek değil diye düşündü. Ama Ömer ona hemen cesaret verdi. "Hayır Naz, kimya sabır sever. Her başarısızlık doğru sonuca biraz daha yaklaşmamıza işarettir." Naz gözlerini kocaman açarak, "Haklısın, hadi gel tekrar deneyelim," dedi. Beraberce yeni bir plan yaptılar. Bu deneyde sıvıların karışım oranını biraz değiştirmeye karar verdiler. Ömer tuzların oranını biraz yükseltti ve Naz sıvıyı dikkatlice ekledi. Çocuklar buz kalıplarını hazırlayıp karışımı döktüler. Sakince beklemeye başladılar. Bir müddet sonra buzların yüzeyinde işaretler belirmeye başladı. Naz gözlerini kırpıştırarak heyecanla bakmaya başladı. "Baksana, buzlar biraz renkleniyor," diye bağırdı. Ömer gözlüklerini takıp yakınlaşarak bakmaya başladı. "Evet, ama biraz daha zamana ihtiyacımız var. Emin olmadan karar veremeyiz," dedi. Zaman ilerledikçe buzların kenarlarında rengarenk ışıklar belirmeye başladı. Başta mor, sonra yeşil, sarı ve sonunda ışıl ışıl parıldayan bir mavi oluştu. "Başardık," diye bağırdı Ömer ve sevinçle Naz'a sarıldı. O renkli buzların oluştuğunu görmek, yıllardır hayal ettikleri şeyin gerçeğe dönüşmesiydi. Naz dans ederek, "Kimya mucizevi bir şey," diye bağırdı. Ömer gülerek, "İşte sabır ve dikkatle hiçbir şey imkansız değil," dedi. İkisi de denemelerinin sonunda her şeyin doğru ölçüyle yapılması gerektiğini öğrenmişti. Hem kimyanın gücünü keşfetmiş, hem de önemli bir ders almışlardı. Başarıya giden her yol başarısızlıklarla doludur. Başarılı insanlar başarısızlıklar ile yılmayanlardır. O günden sonra Naz ve Ömer'in kimya maceraları hep devam etti. Her gün yeni bir deney araştırıp öğrenmek için sabırsızlanıyorlardı. Rengarenk sıvılar, farklı kimyasal reaksiyonlar, uçuşan baloncuklar, hepsi Naz ve Ömer'in onları keşfetmesi için bekliyorlardı. Bir hafta sonra çocuklar Renkli Buzların Gücü adlı bir sunum hazırlayıp okulda öğretmenlerine ve arkadaşlarına deneylerini anlattılar. Hepsi çok şaşırmıştı. Bu büyük başarının ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğini duyduklarında takdir ve tebrik etmişlerdi. Naz ve Ömer her denemeden sonra birbirlerine bir şeyler daha öğretmişti. Sabır, azim, merak, birlikte çalışma ve cesaret. Kimya yalnızca bir bilim değil, hayata dair önemli dersler almanın da bir yoluydu. O gün Naz ve Ömer sadece kimya hakkında bilgi edinmediler. Aynı zamanda arkadaşlığın, inancın ve azmin de gücünü keşfetmiş oldular. Çünkü başarı bazen sadece doğru karışımla değil, doğru zamanda ve doğru şekilde doğru insanla çalışarak elde edilir. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bilgi dolu masalımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.